biz aslen, yani dedenin babası ciğer. İstanbul Tahtakale'de başlayan bir hikayemiz var. 1968'de Uluağaç'tan, Niğde'de yaşayanlar bilir, güzel bir köyümüzdür. Uluağaç'tan Niğde'ye otobüsle gelirken bir trafik kazası oluyor, elim bir kaza. Orada kaybediyoruz kendilerini. Rahmet dileyelim buradan. Teşekkürler. 51 sene sonra bu hikayeyi 5. jenerasyondan ben tekrar canlandırdık. Bu da tabii bize bir anlam katıyor Celloğlu'na. Markayı sahiplenmek için bir sebep katıyor. O yüzden başarımızın ana sebebi bir hikayemizin olması. Niğde, ecdadına sahip çıkan bir kültürden geliyoruz. O anlamda da gurur duyuyoruz. Ne mutlu sizlere efendim. Teşekkürler. Peki şimdi bir lezzet noktasındayız dedik. O zamanlar dede ne yapıyormuş İstanbul'da Tahtakale'de? Kelle söğüş. Kelle söğüş. Kelleci. Dedenin babası. Yani aslında Osmanlı'ya dayanan bir hikaye. Şu anda biz kelle söğüş yapmıyoruz ama Niğde'nin en iyi ciğerini yapıyoruz. Gömlek ciğerimiz meşhur, en çok giden ürünlerimizden ve Niğde köftesi, reçetesi tamamen bize ait, çok leziz bir köfte. Biz de bu yolda ilerliyoruz, bir de çağımıza ayak uydurarak, yani giden ürünler bunlar. Mutfakta başka lezzetlerimiz de pişiyor tabii efendim, ki, tabii nelerdir? Ki. Yani et üzerine her şey diyelim, ızgara üzerine her şey. Pirzolamız var, kuzu kaburgamız var. İsteğe göre böbrek de yapabiliyoruz. Yani ızgara çeşitlerinin hepsi. Ciğer, Niğde'de zaten gömlek ciğeri biz yapıyoruz. Başka o anlamda yok. Da başka yok. Alternatifi olmadığı için de iddialıyız. Da. Ne mutlu. Şimdi peki gelelim lokasyonumuza. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel ekranda da görüyorsunuz. Bir konseptimiz de var. Burada tam olarak lokasyon olarak nereden sesleniyoruz izleyiciye? Yol düşenliğiyle nerede bulabilir bizi? Yeni Adliye'nin karşısındayız. Yani lokasyon olarak biz lokasyona çok takılmıyoruz açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Biz işimizi iyi yaptıktan sonra, insanlara bir sebep yarattıktan sonra lokasyonun bir önemi yok. İnsanlar nerede olduğunuzun bir önemi yok. İnsanlar gayet kolay bir şekilde bulabilirler bizi. Yani lokasyon avantajından ziyade biz işimizi güzel yapalım, insanlara sebep yaratalım, insanlar nerede olursak gelirler.